sorunlardan biri o. Bunlar. Isınma. Evet, arabada gidiyoruz. Isınma, tuvalet. Hani ayaklarım ağrıdığı için şeker hastası oluyor. Ayak parmaklarım oramış. Gidene kadar gidiyoruz. Biz oba bitmiş, elimize geçmedi. Oturduğumuz yerde gene öyle ısınırız. Bir de lavabo işimiz çok sıkıntılıydı. Biraz şey yaptılar ama hani insanlarımız da duyarsız, temiz kullanmıyorlar. Kullanmayınca gidemiyoruz. Onun için diyorum ya, günlük bir sefer bir yemek yiyorum. Başka da yok. Başka adı şeker hastasıyım ama yapamıyorum. Gerçekten bu ısınmalara biraz fayda ve olursa daha güzel bir şey olur. Çıkan menü bundan mı ibaret yoksa siz mi? Bu kadarında çıkan menü yemek. Karavanada. Yok, veriler çok şey. Ben bunu aldım zaten. Diyorum o da torunum acıktım dedi. Onun için aldım götürüyorum. Torunuma götürüyorum. Zaten yok. Yemek veriyorlar sağ olsunlar. Gerçekten duyarlı vatandaşlarımız çok. İşleri güçler rast gelsin. O günden bu yana sürekli hep yemek geliyor. Veriyorlar çok. Arka arka hiç eksik olmayacak konusu. Çeşit çeşit getiriyorlar. Herkes nasibinde ne çıkarsa zaten o. Biz o vesileyle torunum için aldım. O da baktı çok acıktım babaanne dedi. Götürüyorum bakım yerse. Çok geçmiş olsun. Diyorum ya günde bir sefer bir yemem var. Çay, kuru ekmek benim için en güzel ideal o. Semavene çay demliyor onun için. Başka yapacak bir şey yok. Bu günleri değildi ama ki Allah'ım yaşattı bize. Daha beterini vermesin kurban olduğum Allah'ım. Zor ve acı gerçek bir şey. Her zaman diyorum bizler yardımcı oluyorduk. Şimdi bizler hep yardım topluyoruz. İnşallah daha başka günlerde gene anca yardım ederiz. Biz de bir düzeni toplattıktan sonra, düzenimizi kurduktan sonra, ama ne zaman bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda bu sıkıntıları anlatırız. Bunlar yararlar sarılır. Çok sarılır. Ama mesele bu tür felaketle karşılaşıldığında şimdi bak enkaz altında hala insanlarımız var. Maraş'ta yeğenim enkaz abla. Altında. Daha Maraş, enkaz altında. El atılan, el atılmayan binalar çok. Evet. Ben hep biraz sitelerinde oturdum düzen. Düzen'e kaldı. Onu ya. Yeğenim gelişti. Evet. O Trabzon Caddesi'ndeymiş. Ha Trabzon Caddesi zaten böyle oldu. Böyle. Evet çökmüş. Hala daha o günden bugüne altında. Böyle oldu Trabzon Caddesi. Ablam çıldırmış, deli olmuş. Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Hatay'da da öyle. Hatay'da da gördük orada. Binaların önemli bir kısmı duruyor orada. Bugün hiç tutamadım. Çok bol bol ağladım bugün. Evet, evet. Bol bol ağladım. Maraş dedim, çok çocuklarıma kötü. Destek olayım olmuyor. Artık kaynat içimi tutamıyorsun. Ne bileyim Allah'ım gene de hayırlısını versin. Sağ olun. Teşekkürler ederim. Geçmiş olsun başınız sağ olun. İnşallah da tez günde çabuk günde bu sıkıntılar geçer. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'ım razı olsun. Süper yok. Mahallemiz bulmaz dersin. Eksikleri çözülmesi için Sosyalist Cumhuriyet Partisi. Sağ olun. Var mı isteğiniz? Teşekkür Allah razı olsun. Biraz işte tüplerini yakacak şey. Isınma meselesi. Her yerde onu söylediler. Yani gıda ürünü çok, hakikaten de çok ya bir de vatandaşlar Türkiye'de her yerde abi, köyler 11 tane il ya. Yani bugün 11 tane her kolay değil yani. Tamam. Her vallahi her şey. Ama yani bütün millet seferber oldu. Ya evet. O açıdan bir sorun yok. Şimdi o konuda gelince yani Türkiye'deki millet ve bak millet ve devlet her tarafta bastırdı yani. Evet. Şimdi inkar nankörlük yapmamak lazım. Çok tırlar geldi, çok malzeme geldi yani. Bak malzemelerini çoğunu atıyorlar. Bakmayın size. Bu da mesele orada değil. Mesele aslında bu depremin olacağı biliniyordu. Bütün aynen, bilim adamları söylüyorlardı. Bu tedbiri almada problem var. Aynen. İki, böyle bir felaket olduğu zaman da ne yapılması gerektiği konusunda. Bir de kış günü yakalanması. Kış günü o da gecenin bir saatinde. Ama yani daha yani kayıp yani çok. Şu anda 20 bin, 25 bine yaklaştı ölü sayısı. Siz vermezsin ailemde 3 kişi. Ama en az bir o kadar şey de var. Hala enkazda var, yurttaşlar var. Bunlar tabii önceden bir hazırlıkla ve ona göre tedbirle ancak önünü, tamamen önünü yemez ama en azından indirir. Yani öyle bir sorun var. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra. Allah. Şimdi yaraları sarmak artık öncelikle. Bir yaraları bir an önce sarmak, ondan sonra da bir daha böyle bir felaketle karşılaşıldığı zaman yani en az zararla, en az şeyler. Yani mümkündür. Yani sonuç olarak bilimle hareket edildiği zaman mümkündür. İşte Japonya'da 9 şiddetinde oluyor deprem. Ölen olmuyor. Yıkılan bina olmuyor. Zaten bizim son yılların binaları yıkıldı burada. Evet. Eski binalar pek her yerde yok. Öyle. Her yerde öyle. Son zamanların binaları. Doğru. Gaziantep'te de İbrahimli biliyorsunuzdur aynen, belki. Aynen, yani biliyorum. Yeni semtlerden biri. Aynen. Koca apartmanlar. Mesela diğer taraflarda o eski yerlerde bir şey yok ama İbrahimli'de. Bizim yukarı pazarcıkta mesela toplasan ya 3 tane ya 4 tane bina yeni olarak bina ama eski binalarımız daha hala duruyor.
Hala yani, diriliyor. O da çok önemli. İşte millet yani kendini düşünme, burada, parayı düşünme şeyden yani bizim, malzemeden çalma. Bilmem müteahhitlerimiz. Bak ben sucuyum, tesisat ustasıyım. İnşaat içindeyim. Ekseriyle bizim evlerimizdeki bizim aşiret kesimde. Ya bizim işte burada deprem olmaz, sizin hatlar, yolun alt tarafında deprem olur, burası deprem bölgesi. Ama en çok da mesela o zayiat yönü bizim arkadaşlarımız. Hepsi de tanıdığımız, hepsi de yani kız alıp kız verdiğimiz insanlar. Yani gerçekten Allah yardım etsin. Yani. Orada da tabii sorumluluk, esas sorumluluk da doğru müteahhit çalışıyor gibi ediyor ama kontrol etmekle görevli olan belediye. Yani devletin kurumları var, kontrol etmek, görecek. Nasıl yapılıyor? Ruhsat verecek veya vermeyecek. Orada aynen. Bir sıkı tutsa, orada rüşvet almasa. Ya müteahhitlerin de gözü doymuyor. Adam yapıyor 10 kat, 11 kat. Ya yapma, 4 kat yap, 5 kat yap. Doymuyor gözü abi, doymuyor. Bunların gözü doymuyor yani. Sırf para hırsı bürümüş insanları. Evet, ne yazık. 100 yılın bu en büyük depremiyle ilgili olarak söyleyeceğimiz birkaç tespit var. Birincisi, milletimizin büyüklüğünü, zor anlarda dayanışma hasletinin ne kadar güçlü olduğunu bu deprem vesilesiyle bir kez daha gördük. Gerçekten de Türkiye'nin dört bir yanından köylere varana kadar yardım ekipleri oluşturuldu, yardım araçları yola çıkarıldı. Şehirler arası yollarda gittiğiniz zaman bırakın şehirleri ve kasabaları, köylerin yardım araçlarını bile görüyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen. Ve dolayısıyla feleketzede yurttaşların acılarının hafifletilmesi, feleketin ardından yaralarının sarılmasında milletimizin bu dayanışma hasletinin, yeteneğinin çok büyük bir rolü var. Ama bunun yanı sıra devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi açısından bakıldığında 2010 yılında Emasya protokolünün kaldırılması, bir felaketle karşılaşıldığı zaman devletin hemen harekete geçmemesi. Bu kadar büyük bir felaket yaşandı. Olağanüstü hal ilanının ve ordunun harekete geçirilmesinin ancak 34 saat sonra yapılması. Bunlar acıları daha da büyüttü, felaketi daha da büyüttü. Bu bir gerçek. İkincisi, şimdiye kadar birçok felaket yaşadı Türkiye. Birçok deprem felaketi yaşadı. Ama hiçbir yerde bir yağmalama olayı yaşanmadı. Hatırlamıyoruz. Son 50 yıla bakıyoruz bizim bildiğimiz, tanık olduğumuz felaketler. Hiçbir yerde en ufak bir yağmalama yok. Ama şimdi bakıyoruz. Hatay'da, başka şehirlerde yardım araçlarının yolu kesiliyor. Veya çeşitli alışveriş merkezleri yağmalanıyor. Bugün artık bir milli güvenlik sorunu haline gelen sığınmacı sorununun ne kadar büyük bir tehlike olduğu bu felaketle birlikte daha da çıplak bir şekilde gözler önüne serdi. Elbette bundan iktidar sorumludur. Emasya protokolünün kaldırılması ve yerine bir şeyin ikame edilmemesi, Türkiye nüfusunun %10'undan daha fazla bir sığınmacı sorununun varlığı ve ayrıca bizzat iktidar sahipleri tarafından milleti kutuplaştırıcı söylemin bu felaket anında da devam etmesi, en yetkili makamda bulunanların kendi görüşünde olmayanları alçaklıkla, namussuzlukla, şerefsizlikle suçlaması. Bunlar dayanışma duygusunu, birlik duygusunu yok eden ve felaketin boyutlarını daha da büyüten etkenler. Milletçe bunun altından kalkacağız. Bu felaketin altından kalkacağız. Şimdiye kadar benzer sorunların arkasından, altından kalktığımız gibi. Ama bu tür felaketlerde bizi savunmasız bırakan yönetim sahiplerini ne de hak ettiği cevabı vermek milletimizin önündeki en önemli görevdir. Teşekkür ediyorum.